Milas'ta bir ineğin çift başlı buzağı dünyaya getirmesi görenleri hayretler içinde bıraktı. Kaç araba? O gel dedi ya. Yüz bin doğumda bir görülen çift başlı buzağı vakası konusunda görüş bildiren uzmanlar, hayvanlarda yaşanan bu tür anomali vakalarının genetik faktörler kadar hava kirliliği gibi çevresel faktörlerle de ilişkili olabileceğine dikkat çekti. Milas'a bağlı Bahçeburun mahallesinde geçimini çiftçilikle sağlayan Biroğlu ailesinin ineği çift başlı bir buzağı doğurdu. Doğum sırasında ölen çift başlı erkek buzağı görenleri hayretler içerisinde bıraktı. İneğinin doğum sancısı çekmesiyle veterinerden yardım isteyen çiftçi Mehmet Birol, veterinerin gelmesiyle heyecan içinde doğumun gerçekleşmesini bekledi. Gözlemleri sonucu inekte bir anormallik olduğunu belirleyen veteriner hekim Mevlüt Kiriş, normal doğumun mümkün olmayacağı için sezaryen yaparak buzağıyı doğurttu. Doğum sonunda iki başlı buzağıyı görenlerse büyük bir şaşkınlık yaşadı. Meslek yaşamı boyunca ilk defa çift başlı buzağı vakasıyla karşılaştığını belirten veteriner hekim Kiriş şunları söyledi. Doğumda bir aykırılık belirledim ve sezaryen yapmaya karar verdim. Çift başlı erkek buzağımız anne karnındayken yaşıyordu. Ancak doğum sırasında öldü. İki başta yer alan organların hepsi gelişimini tamamlamış. İki başta da ikişer göz, kulak, ağız, burun yer alıyor. Ayrıca iki boyun söz konusu. Literatürde bu olay disefalus, yapışık simetrik ikizler vakası olarak biliniyor. İneğimize doğum sonrası gereken müdahale yapıldı diye konuştu. Ağır anomali vakalarında normal doğumun gerçekleşmesinin çok güç olduğunu kaydeden Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hayrettin Çetin ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Bu tür anomalli doğumların sezaryenle yapılması gerekmektedir. Biz de bugün bunu yaptık. Anne karnında yaşayan çift başlı buzağımızın sezaryen sonrasında ölü olarak dünyaya geldi. İneğimizin durumu, genel durumu iyi. Gerekli müdahalelerde bulunduk. Çiftçimize acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili görüş bildiren Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuh Kılıç, çeşitli anomaliler taşıyan doğumların Milas ve yatağın çevresinde son yıllarda daha sık şekilde görüldüğünü belirterek şunları söyledi. Amerika'da insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, bu tür çift baş şeklinde gerçekleşen vakaların 100 bin doğumda bir görüldüğünü göstermiştir. Hava kirliliği anomaliyi tetikleyebilir. Hastalık genetik ve çevresel faktörler sonucu meydana geliyor. Çevresel faktörler içerisinde tabii ki hava kirliliği önemli bir etken olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda özellikle Milas ve yatağın çevresinde sığır, koyun ve keçilerde aşırı anomali vakaları görüldü. Milas'ta daha önce çift başlı buzağa, yüzü tavşana benzeyen bir yavru doğuran koyun da basın yoluyla gündeme gelmişti. Bölgedeki santrallerin ve katı yakıt tüketiminin yarattığı hava kirliliği bu tür hastalıkların nedeni olabilir. Burada gerçekleşen anomali vakalarının nedenlerinin ortaya koyulması adına bölgeyi kapsayan bir araştırma yapılabilir dedi. Ben bu yaşıgıdan çobancılıklı yaptım, koyundu güttüm, geçidi güttüm, sıvırcılıklı yaptım, ileşberlikli yaptım. Yalnız böyle iki başlıklı bızaya görmedim de, duymadım da.